hayırda yarışanlardan sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hayırda yarışanlarda bugün Şefikcan Kibrit Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yüksel Gökçe bugün konuğumuz. Hemen kendisine dönüyorum. Efendim caminin başlangıç tarihi, kaç kişilik cemaat mahalli ayrıntıyı başkandan alıyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim efendim bu e, emekliliğiniz geldi. Şöyle İsrail Bu telaşe, bu yoğunluk niye? Nereden çıktı? Nasıl bu heyecan size geldi? E, yaşınızda herhalde 65 gibi falan görünüyor. 75 ben. Maşallah. Efendim şimdi ben şöyle anlatayım. Ben e, sosyal sigortalı kurumu, yedek subaylıktan sonra sosyal sigortalı kurumu bölge müdürlüğüne tayin oldum. O dönemde Sosyal Sigorta Kurumu Mevlana Caddesi'nde bulunmaktaydı. 80'li yıllar mı? 80'li yıllar, 74. Hatta 74-75. Evet. 80 yılında e, Sosyal Sigorta Kurumu bölge müdürlüğü binası, şu andaki Mevlana Caddesi dediğimiz, Meram Caddesi dediğimiz askerasının karşısına taşındı. O dönemlerde ben e, en yakın cami, Bardakçı, Bardakçı Camisi'ne e, ibadete gidiyorduk. Cuma namazından evvel hutbede vayız vay veren değerli bir kişi olduğunu sonradan öğrendim. Kendisi Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Devleti'nin Ortodoks Kilisesi'nin oyunlarının ne şekilde geliş, geliştiğini anlatıyordu. Benim o anda tüylerim diken diken oldu. Namaza müteakiben Bağdat Camisi önünde tanıştım. Abdullah Uçur hocam olduğunu öğrendim. Abdullah Uçur hocamı Konya ve Türkiye gelendi, hemen hemen herkes tanır. Çünkü bu konuda kendisi birçok eser şey yapmıştır. Abdullah Hoca hocamı tam dört yıl Ramazan aylarında vaiz verdiği camilerde dolaştım. İzine ayrıldın ve onun ağzını evet, takip izine ayrıldım ve onu takip ettim. Abdullah Hoca hocamla zaman zaman Nuraniye Kur'an kursunda giderek fikir tiyatrisinde bulunduk. Ve onun ilim ve inşaatından edinerek yaşamımı tamamen değiştirdim. Yeni bir Evet. hayata merhaba evet. dedik. Ne güzel. Ben o, o dönemde de e, Hacı Kemal Onsun camisi, Hacı Kemal Onsun camisinin defterlerini yazmaya başladım ve halen de o görevde muhasebesini de, muhasebesi tutuyorum. Devam ediyordum. Yıllardır tutuyorum. Hala devam ediyor. Ve bu mevanda e, ev olarak, e, mesken olarak, ikamet olarak e, Hacı Kaymak Mahallesi'ne taşındık orada Hacı Kaymak Camisi'ne gittiğim zaman caminin e, dernek odası daha yoktu. Sordum e, dernek başkanı kim dedim. Gösterdiler. Osman Şahin isminde bir, bir, bir efendi. Sordum kendisine. Dedi ki siz defterleri kim yazıyor defterinizin? Biz dedi bir muhasebeciye yazdırıyoruz zaman zaman dedi. Veriyoruz dedi şey yapıyoruz. Dedim ben defterlerinizi yazayım dedim. Bu meanda ilk önce e, dernek odası teşekkül ettirdim. Kendi imkanlarım dahilinde desinme sistemi, e, dosyalama sistemini getirdim. Ve onların da 14 yıl defterlerini tuttum ve devam ettim. Aynı zamanda İzzet Camisi'nin ilk genel kurulunu yapıp verdim. Daha e, sonra da e, Sayın e, Mütevaffa Müftümüz, Selçuklu Müftüsü Ali Kutan Beyefendi beni Tüm Engelliler Derneği'nin kurmak üzere tüzüğünü hazırlama üzere e, çağırdı, anlattı. Ben de tüzüklerini hazırladım. Halihazırda da Tüm Engelliler Dini Yetimcenlerin kayıtlarını da muhasebe kayıtlarını tutuyorum. Onlarda hem maddi ve manevi katkıda bulunuyorum. Bu meyanda e, 2014 yılında e, Şefikcan e, Caddesi üzerindeki bulunan Şefikcan Kibrit Camii cemaatiyle Haşir neşi olduk. Onlar bize e, zaman içerisinde sitem etmeye başladılar. Ya işte ne yapıyorsun? Bu işte diğer Niye cami... sahip çıkmıyorsun? He, diğer camilere bu şekilde koşturarak gidiyorsun, gerekli yardımı yapıyorsun. Bizim de elimizde tut, bizim elimizde tutan herhangi bir ön, öncülük yapacak kimse yok. Demeler dedikten sonra caminin o anda e, evrak ve kayıtlarını efendim işte Avkon e, firması yaptırmak üzere almış. Fakat Avrukon sonradan kendi imkanlarının zorlanması neticesinde işin içinde çıkamayacağını değerlendirdikten sonra bana defterleri teslim ettiler. Fakat o meyanda olmuyor. Yani derneğin yönetim başka yerde, şey başka yerde. Ben de Allah rızası yapılan bu hizmette. Çünkü Cenab-ı Allah bütün varlıkları yaratırken en değerlisini insan olarak yaratmış. Eşrefi mahluk. Tabi. Şimdi Cenab-ı Allah birbirinizi seviniz. Birbirinizi sevinirken iman etmiş olmasını iman etmez. Peygamberimiz. Hadis-i şerif e, hadis var. E O durumda benim e, tutup da o şekilde kenardan seyretme mümkün değil. Hatta hatta ben e, şunu e, duyurmak istiyorum. Televizyon aracıyla. Bütün emekleri böyle manevi hizmetleri Yardım etmelerini gidip e, öncülük yapmalarını istiyorum. Şimdi, Başkanım Avrupa'da efendim. en az bir kişi 7'nin üzerinde 7-8 ortalama STK'da görevli. Evet. Şimdi bizde emekli oldu demek evde yatması demek. Yani insanın emeklisi olur mu? Müminin emeklisi oh, olur mu? Olmaz efendim. Yani bugün STK'lar cidden güzel hizmetler yapıyor. Her ne kadar 15 Temmuz'dan sonra yara alsa da e, iyiler, kötüler ayıklandı, temizlendi, şer odakları kapandı. Hamdolsun. olsun. Ha bur burayı da ayırmak lazım. Evet efendim. Memleketin birliğine beraberliğine, dini ve e, milli hayata, içtimai hayata hizmet edenler, bir de ihanet edenler. Yani onu da ya, ayırmak da lazım. Ayırmak lazım efendim. Evet buyurun efendim. Şimdi efendim e, tabu bu yan gerçekten e, insanlarımızın yani Türk toplumunun da buna ihtiyacı var. Bizim kalkınmamız açısından da manevi değerler ilk önce değerlendirilmiyor. Milli değerler, manevi değerler hiç efendim grit olarak zaten bulunuyor. Evet. Biz de bu manevi hizmeti de katkıda bulunmak üzere ben de genel kurul yaptım. Genel kurulu neticesinde hepsi fakülte mezunu. Fakat Yoğun merkezi, şey olarak var, e, var. birbirleriyle anlaşabilecek bir yönetimi oluşturdum. Denetim kurulunda yine fakülte mezunu arkadaşlar veya da bireysel olarak muhasebe bilgileri olan kişilerden oluşturdum. Derneği oluşturduktan sonra hızla e, hatırlarsanız efendim şimdi İmar Kanunu 18. maddesi gereğince e, Büyükşehir Belediyesi tarafından kestel dönüşüm sonucu Kiprit Camisi e, yıkıldı. Yeşil alana dönüştürüldü. Dönüştür. Yeşil alana dönüştürünce ortada bir cami yapılmak için bize bir imkan yaratılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediyesi mensuplarından, Sayın Başkanımızdan Allah razı olsun bize 882 metrekare bir yer tahsis edildi. O tahsisin işlemleri bir buçuk sene sürdü efendim. Gerek Selçuklu Belediye Başkanımızın, gerekse Selçuklu Kaymakamımızın, gerekse tapu işlerindeki yetkililerin, Hatta hatta hepsine bu türlü hepsine, hepsine, teşekkür, hepsine ediyorsun. teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsunlar bize bu imkanı yarattıkları için. Eğer bu imkanı bize yaratmamış olsalardı şimdi benim başkan olmam veya şu yapmam işin şey ortada tut, 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 olmazdı. 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 Evet, evet. Her şeyden evvel burada ben şunu belirtmek istiyorum. Yani biz ilkokula gittiğimizi hatırlarsanız öğretmenler ilk önce hayat bilgisi dedi çevrenizi tanıyınız. Çevre konusunu Tabii. işlerler. İlk konu o Evet e Şimdi ben de şey olarak şunu şey yapıyorum efendim. 1948 yılından sonra gerek Kılıcaslan Mahallesi, gerek Şeker Murat Mahallesi, gerekse Hacı Mahallesi'nin yapılışı ve teşekkür edilişi çok değerli ve anlamlı. Çünkü buraya gelen insanlar o dönemlerde şehrimizde... E, çalışma alanı olarak e, bir eee iş alanı yok. Yok, iş alanı yok. Şeker fabrikası var. karacan Kerem fabrikası var. Efendim işte sanayi eski garajın olduğu yerde onu marangozlar ve hurdacılar lağrendeceğiz. Şehrimizin anıtı. Biz böyle bir şehirdeyiz. Ama o insanlarımız e, kendi memleketlerinden, kendi kültürlerini terk ederek Konya'ya gelirken e, kimisi babasından kalan tarlasını satmış, kimisi taksitle e, evin bir odasını yapmış. Hatta bir oda bir BC gibi ihtiyacı olan tesisini yapmış. Ama zaman içerisinde taksitlerle hem arsasını temin etmiş hem evini tamir etmiş. Kendi kültürlerini hem de camisini yaptırmış. Yapmış. Ya şimdi ben bu şu bu aşamada o insanların yaşadıklarını bilhassa sosyal sigortalar kurumunda çalışırken insanlar gelirlerdi. İnanır mısın dilekçelerini anlamak bile mümkün değildi o insanlara yardım ederken duygusal bütün duygularını ortaya koymak zorundaydım. Ben öğle tatilinde biz aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürü Muhsin Ertekin Bey beraber çalıştık. Dostumuzdur. Öyle öğle tatilinde biz yemeğe inmezdik. Ancak bir on kadar yemeğe inerdik. O süre içerisinde bize gelip fiile müracaat edinler. Ondan sonra derdini anlatamayan insanların dostlarını çekerdik bir kulak dıkardık O, zaman, o insanların durumunu yaşadığım için beni bütün bu şeye iten bunlar hep peki cami kaç kişilik şu anda sanırım temeli törenle atıldı şey efendim şimdi camimizin e, inşaat alanı 882 metrekare metrekare büyükşehir belediyesi büyükşehir, evet, tahsis etti kasetti. kaç <laughs> kişi ibadet edebilecek şu anda 625 metrekare e, i̇nşaat, olarak inşaat alanı var kapalı. kapalı evet tek katlı İnşa mı hayır efendim iki katlı olacak Üçü Hatta katlığımız. üç katlı taban zemin var. Ee, üst katı normal bir de sundurma hmm. çevresi olacak kadın mahfeli. Ka evet. Ee, şey olarak e, zannederim e, 500 kişi ibadet, ibadet edebilecektir. Çünkü bizim e, camimizin efendim şöyle bir özel bir zaten durum var. Şu anda eee bildiği bildiği üzere Şefikcan Caddesi'ne 11 kat On katlı büyük siteler yapıldı. Bu sitelerde de oturan insanlar var. Bu insanlara ihtiyacına cevap veremez. Her hocam, biri bir köy evet, her bir evet efendim, evet daire efendim. veya site bir evet. köy konumunda. O nedenle e, caminin bir an evvel acilen e, yapılması gerekiyor. Peki ilgi nasıl başkanım? Yaklaşık bir ay oldu herhalde Ramazan e, önü herhalde atıldı. E, e, sayın e, hocam e, şimdi şu anda e, bir borcumuz yok. Maşallah. Peki yani bir, ne? konumu biz, ne şu anda? Konumu şu anda sümün betonu atıldı. atıldı. Ee, birinci katın... Hedef e, ne zaman atılacak birinci katın içi mentoları? Zannederim e, Sayın Hocam e, Temmuz'un 15'ine şey yaparız, Peki, kapatırız. Peki bitiş böyle biraz iddialı oluyor. Biz de Konteve'nin temelini atarken hem dua ederken öyle demiştik. Rabbim 3 yılda dedik 6 yılda bitti bizimki. Tabii büyükçe bir binaydı. E, efendim, hedef nedir hedef, ne mesela? Hedefi biz şimdi her şeyden evvel şöyle şey yapıyoruz. Konya'mızın e, güzüde e, hemşerilerimizin e, katkılarıyla biz bu Allah'ın evini yaptıracağız. Bu nedenle onlar bize katkı verdiği müddetçe zannederim kaba inşaatını e, Kasım ayına bitireceğiz düşünüyorum inşallah. Ben öyle düşünüyorum. Yani e, 2018'in Ramazan'ına açarız mı demek istediniz yani. İnşallah efendim. Söyleyene inşallah. bakma söyletene e, bak. efendim inşallah Allah Peki Allah buradan adını, varlıklı insanlara Zenginlere, Konya değil, Türkiye, Avrupa, yurtdışı, dünyanın her bölgesinde. Bu camide benim de bir tuğlan bulunsun diyen kardeşlerimize. Başkanım biz biraz dünya holdingine yatırım yapıyoruz. Ahiret holdingine çok fazla yatırım yapamıyoruz. Cepler çok arkada, el ulaşmıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi sahip efendim vermez. ben Zenginlere. bir örnek vermek isterim. Şimdi her şeyden evvel e, biz... E, sümen betonu atıldıktan sonra Yeni Konya Gazetesi, Memleketim Gazetesi ve Hakimiyet Gazetesi'nin bir tuğla da sen koy kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Bir tuğla da sen Evet. Koy. Şimdi elbette e, bu kampanyaya ta, ta, talep, talep, var. Nasıl talep? İlgi alakası. İlgi var. Nasıl? Yani şu anda bulunan e, iş, e, Ziraat Bankası Finansman, finansman Şubesi'ne e, hesaba para yatırıyorlar. Biz de paraları Ondan sonra camimize harcamaya devam edeceğiz. Yani, diyoruz? Yani buradan evet. çağırıyoruz. Bir veya bin tuğla da sen koy. Efendim ben şöyle söyleyeyim Sayın Hocam. Bizim Konya'nın kültürü ve manevi değerleri farklı. Ya yani Türkiye genelinde gerçekten manevi... Güvendi evet. mi? Evet. Verir bu, bu mi? nedenle ben bütün hemşerilerimize şunu şey yapıyorum. Bu bir seferberliktir. Ben şunu iddia ediyorum. Bu caminin önümüzdeki sene Ramazan ayına açılacağını ve ibadet ve tüm torunlarımıza, bacılarımıza, annelerimize örnek teşkil edin bir ibadetten olacağını yanıyorum. Bir de orası hassas çünkü evet. güzel bir cadde, büyük binaların olduğu geniş bir cadde. Şefik Can hocamı da rahmetle i̇nşallah yad ediyoruz. İnşallah, inşallah, Kendisi mesnevi handı, mekanı cennet olsun. Sayın Başkan ilave etmek istediğiniz şimdi, var mı? Şimdi efendim bir de, bir de şu var. Bizim camimizin bulunduğu yerde işitme engelliler okulu var. Ha bu çok önemli. Bu, bu şu anda işitme gelir bizim camimize geliyor. Nasıl diyor. ibadetleri yani e, e, rehber hocalarla beraber rehber hocalarla beraber her cuma geliyorlar. Rehber hocanın eşliğinde vaizi dinliyorlar ve namazını kılıyorlar. Ha beden diliyle vaaz dinliyorlar. Tabii tabii. Bu şekilde. Bunu da e, uygulamaya koyan e, rahmetli Selçuklu müftümüz Sayın ha, Ali Okutan hocamız. Allah Hocam Hocam kanına rahmetli, rahmetli onu da rahmet anlıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Onun Peki da efendim. Şeyi fazla efendim. Peki. Efendim ben e, bu sefer belli tüm hemşerilerimizin katkıda bulunacağını ve insanlara e, bu hizmeti bize e, hediye edeceklerine inanıyoruz. Oradaki Hacı Gaymak Şeker Murat insanların yaşam öykülerine katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Hepsine şu anda şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum efendim. Efendim teşekkür ediyorum. E, şimdi sırada Selçuklu Müftü Vekilimiz Bilal Hocamız var eee işin manevi boyutunu yani İslam'da camilerin yeri, önemi, camilerin fonksiyonları, evet. Asıl saadet saadetle cami. Efendim ben teşekkür ediyorum yüce başkanım. Sağ olun. Bu güzel hizmetin devamını diliyoruz. Ol, Biz de yanınızdayız sonuna kadar. Rabim yardımcınız olsun. olsun. Allah razı olsun. Efendim. Ben bu insan güvendikten sonra bir yıla da varmayacağına gönülden İnşallah inanıyorum. Efendim. Başarılar diliyorum efendim. efendim. Teşekkür ederim. Hayırda yarışanlar devam ediyor. Hayırda yarışanlar Selçuklu müftü vekilimiz Sayın Bilal Yüce Hocam'la devam ediyor. Kendisi stüdyomuza teşrif ettiler. Hemen kendisine dönüyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Hocam bir asr-ı saadette camilerin fonksiyonu neydi? Evet. Günümüze döndüğümüz zaman camilerin fonksiyonu asıl saadetteki fonksiyonu taşıyor mu? Camiler cami deyince cemeden bir araya getiriyor. Evet. Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhunu efendim sevgi, kardeşlik, vatan sevgisini veren en müstesna yaygın eğitim kurumları evet. diyebilir miyiz? Evet. Efendim söz sizde. Evet. Öncelikle olarak teşekkür ediyorum. Böyle bir program yaptığınız için de tebrik ediyorum. Bu manada Konya'mızda e, insanların hizmetine sunulan yerlerin tanıtımındaki emeklerinizin Rabbimiz katında inşallah size kıyamet günü mükafat olarak verilmesini Rabbim'den temenni ediyorum. Sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere camiler bu manada İslam'ın en önemli müesseselerinden birisi. Mekke döneminde malum zulüm ve işkencenin olduğu dönemde bu manada bir cami teşekkülünü göremiyoruz e, Darul Erkam diye bildiğimiz Erkam bin Erkam'ın evinde hem İslami faaliyetlerin yapıldığı hem de birlikte namaz kılındığını görüyoruz rivayetlerden, kaynaklarımızdan. Sonrasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman daha Medine'ye gelmeden Kuba'da ilk mescidi yapıvermişti bu manada Efendimizin bu ilk mescidi daha yolculuk esnasında mola verdiği yerde yapmış olması mescidin İslam açısından en önemli kurumlardan biri olduğunun göstergesi. Ve Rabbimiz de bunu Tevbe Suresi 108. ayet-i kerimede takva üzere kurulan mescid diye özellikle beyan eder. Onu bize över, tanıtır. Sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip Medine'ye geldikleri zaman Ensar'dan Sehl ve Süheyl isminde iki yetim kardeşin arazisini, bedelini vermek suretiyle satın alıyor. Kendisi de bizzat çalışmak suretiyle orada sahabe-i kiramla birlikte Mescid-i in Nebevi'nin inşaatını tamamlıyor idiler. Bedenen de çalışıyor. Tabii ki. Tabii Ümmete ki. Bir, tabii e ki. Efe, elbette efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisinin bu manada çalışmış olması alemlere rahmet olarak gönderildiği beyan edildiği halde bu manada İslam için Müslümanlar için kıymetli olan yerlerde her bir insanın mutlaka yapabileceği bir hizmetin, bir çalışmanın olduğuna bir gösterge. Hatta şunu gördüm özellikle bu manada şöyle bir bakı verdiğimde kaynaklarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'nin inşaatı sırasında sırtında kerpiç taşıyor. Onu görünce sahabe-i kiram onlar hani üftike bi ebi ve ummi ya Resulullah diyorlardı ya. Anam babam sana feda, feda olsun diye. Biz de aynısını diyoruz. Dünya gözüyle göremedik ama inşallah Rabbim kıyamette cennette komşu kendisiyle eder. komşu eder inşallah. inşallah. Onu arzu ediyoruz. İşte sahabe-i kiram onun o halini görünce kıyamıyor. Geliyor ya Resulallah biz taşıyalım. Ben sizden daha fazla Allah'a muhtaç değil miyim diyor. Efendimiz kendisinin de Allah'ın rahmetine muhtaç olduğunu bir yaratılmış kul olarak bize bu manada gösteriyor. Peygamber olduğu halde Peygamber kadar olduğu, bir olduğu halde kul, bir pe aynen beşer. öyle. Peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiş ama hani kelime-i şehadette özellikle ve eşhedü enne Muhammeden Mahammeden abduhu ve rasulü diyoruz ya önce kul sonra, sonra. rasul. Yes. Efendimizin bu manada kul olmakla sultan olmak arasında, hükümdar olmak arasında muhayyer bırakıldığı ve kendisinin kul olmayı seçtiğini özellikle beyan ettiği ifadeler de var. İşte Efendimizin o halini görünce sahabe-i kiram arzu ediyor ama vermiyor. Kendisi de orada bizzat çalışmak suretiyle ümmete örnek oluyor ve mescit tamamlanıyor. Mescit tamamlandığı zaman hem insanların bir araya gelerek namaz kıldıkları yer, hem Ilim, ilim tahsil edildiği yer, bu manada, mescidin bir bölümünün ashabı suffe olarak ayrıldığı çok fonksiyonlu. Ve, e, bu manada Müslümanların ilim e, merkezi haline getirildiğini görüyoruz. Onun ötesinde davaların karara bağlandığı yer, onun ötesinde istişarelerin yapıldığı yer ve bu manada baktığımızda mescidin bizim bugün sadece namaz kılmaya tahsis etmiş olduğumuz bölümünün pek çok dışında anlamlar ifade ettiğini görüyoruz. Sonrasında elbette dünyanın gelişmesi neticesinde kazai yerler, hüküm yerleri için ayrı ayrı binalar tahsis edilmiş. Adliye sarayları, eğitim merkezleri için okullar, benzeri yerler. Ama... Camilerin bu manada Müslümanın hayatında özellikle eğitim yönüyle hiçbir zaman için fonksiyonu kaybolmuş değildir. Ve özellikle şu içinde bulunmuş olduğumuz yaz günleri yönünde baktığımızda yaz kursları bu manada en önemli hizmeti görüyor. Hatta şöyle halkımız kendisini bir yoklayacak olsa aldığı temel dini bilgilerin esas kaynağı Cami. hep camilerimizdir küçüklüğünde, çocukluğunda camiye gitmiş olan kardeşlerimizin belki ilerleyen yaşlarında bir daha bu eğitim alma imkanı bulamadılar. Farklı sebeplerden dolayı. Ama her birinin aklında mutlaka bir cami hatırası, mutlaka camide aldığı bir eğitim var. Sizin giriş cümlenizde söylediğiniz özellikle hem dini anlamda bilgilenme hem vatan sevgisinin verildiği, millet sevgisinin aşılandığı ve bu manada Allah'ın rızasının gözetilerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının öğretildiği en müstesna kurumlarımız camilerimiz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu manada pek çok fonksiyonu icra eden camiler günümüzde de inşallah özellikle farklı şeyler, külliyeler yanındaki Kur'an kurslarıyla, kafeleriyle internet kafeleriyle veya okuma salonlarıyla özellikle bu manada biraz okuma özürlü bir toplum olduğumuz için Maalesef. okuma salonlarıyla bu manada en güzel bilgilerin verilmiş olduğu yerler ve inşallah bu manada bu güzellikler tesis edilmeye çalışılacak. Bir de tarihimiz yönüyle hani şöyle bakacak olursak ecdadımız bunu hani camileri külliye şeklinde yapıyorlardı. İçinde içinde imareti de vardı, aşevi de vardı. Onun haricinde eğitim, öğretim yapılan yerleri de vardı. Bu manada camilerin her türlü fonksiyonu icra ettiğinin en güzel göstergesini aslında ecdadımız sünnetten alarak, Efendimiz'in hayatından alarak, evet camiyi yine mescid olarak bir secde edilen birlikte namaz kılınan yer olarak yaptılar ama etrafında o camiyi destekleyecek, o caminin içerisinden gelip geçecek her türlü insanın istifade edeceği imkanları sundular. Günümüzde de inşallah bu manada pek çok camilerimiz yapılıyor, yerine göre yenileniyor veya ihtiyaç olan yerlere yenileri yapılıyor. Bu manada halkımızın destekleriyle güzel inşallah mekanlar inşa edilmeye devam ediliyor. Hocam teşekkür ediyorum. Can Hocamı rahmetle yad ettik. 80 evet. küsur yaşında bir mesnevi han olarak bir Mevlana hmm. gönüllüsü olarak hakka yürüdü. O caddenin ismi konuldu. Evet. Güzel bir cadde ama çok zaruri e, cami ihtiyacı evet. olan bir cadde. Evet. <laughs> Hocam, cami yapmanın, e, cami yapımına katkı yapmanın İslam'daki yeri, ve hükmü, evet. Kur'an ve Sünnet'teki yeri. Bu gülüyor. manada e, efendimizin ilk kurmuş olduğu mescidinin takva üzere kurulduğunu Tevbe Suresi 108. ayet-kerimeden beyan etmiş idik. Mescitleri, camileri kimlerin inşa ettiğini Rabbimiz yine Tevbe Suresi 18. ayet-kerimede bize özellikle zikreder. İnname ya'muru masacidi Allahu men amana billahi vel yawmil ahir. Bakınız önce Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman, i̇man eden. eden kimseler. Demek ki mescid inşa etmenin esas yolu öncelikli olarak şu gönüldeki imandan geçiyor. Eğer iman yoksa bir insanda ne yaparsanız yapın o insanın desteğini, katkısını almanız mümkün değil. Önce iman etmesi lazım. Rabbini tanıması lazım. Ahirete iman edip dünya hayatında yaptığının karşılığını göreceğini bilmesi lazım. İyi ise mükafat, kötüyse ceza olarak karşılığını göreceğini. Mutlaka onu bile bilmesi lazım. Bununla beraber Rabbimiz devam eder hani ve ekamüs salate ve zeka. Bakınız önce iman sonra namazı kılan, zekatı veren kimseler. Bu manada Rabbimiz bizim kulluk vazifemizi de hatırlatmış oluyor bu arada. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı ikame eden, namazı hakkıyla vaktinde doğru bir şekilde kılan kimseler. Gerçek manada namaz gönüllüsü olan kimseler, namaza düşkün olan kimseler, namazı Efendimizin beyanıyla gözünün nuru olarak kabul eden kimseler bu manada mescid inşa eder. Bununla birlikte Allah'ın kendine verdiği zenginlikten, fakirin hakkı olan zekatı vermekten imtina etmeyen, bunu fazlasıyla hesap edip fakir kardeşini görüp gözeten kimseler ve beşincisi de ve lèm yahşe illallah buyurur değil mi Rabbimiz? Evet. Allah'tan başka kimseden korkuyor. korkma. Müslümanın şiarıdır bu zaten. Onun korktuğu tek şey tek Allah. mabut Allah'tır. Onun haricinde hiç kimseden korkmaz. Niye? Çünkü bilir ki kendisi kendisi gibi Allah dışında her şey Allah'ın yaratmış olduğu mahluktur. Varlıktır ve onların da gücü sınırlıdır. Şu dünya hayatında kendisi gibi belli bir süre yaşayacak sonra göçüp gidecektir. Öyleyse Allah dışında başka kimseden korkmaya gerek yok. İşte ancak Allah'tan korkan kimseleri iman eder. Bu beş özelliği taşıyan Allah'a iman eden, ahirete iman eden, namazı kılan, zekatı veren, Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan, işte mescidi iman eden bunlar, kurtuluşa ermesi ümit edinenler de onlardır buyurur ya Rabbimiz ayet-i kerimenin sonunda bize kurtuluş yolunu da gösteriverir. Dolayısıyla demek ki Allah'a iman eden kimselerdir mescidi inşa eden. Peki mescidi inşa edince elde edeceği mükafat hemen Efendimizin müjdesinde orada zikredi verelim. Men bena lillahi mesciden benallahu allahu lehu beyten fil cennet misle buyurur Efendimiz. Allah için ki bir mescid inşa ederse, ibadet edilecek bir mekan inşa ederse Allah cennette onun benzerini onun için bina eder. Ne güzel müjde değil, değil mi? Efendim? Yani efendimiz bize öyle bir güzellik hatırlatıyor. Öyle bir güzellik tarif ediyor ki Allah'ın adı anılsın diye. Allah'ın ismi zikredilsin. Birlikte Müslümanlar bir araya gelsin, ibadet etsin diye eğer bir mescit inşa ediyorsa bir kimse Allah onun benzerini ona cennette bina edecek. Her birimizin arzusu zaten şu dünya hayatında geçici hayatın sonunda ahireti ve cenneti elde etmek değil mi? E, cennette efendimiz köşk bina edilecek diye beyan ediyor. Ha, müjde veriyor. Müjde veriyor. Herkesin tek başına yapması mümkün olmayabilir. Maddi imkanı bu manada herkesin yetmeyebilir. Ama bir tuğla da koysa, bir kiremitini de alsa, bir penceresini de yapsa o manada her bir Müslüman oraya olan yardımından dolayı inşallah kıyamet gününde bu mükafatı elde edivermiş olacak. İşte efendimiz bu manada bize yolu gösteri vermiş oluyor. Mescid inşa etmenin, cami inşa etmenin mükafatını böylelikle bize efendimiz öğreti vermiş oluyor inşallah. Sayın hocam konuşmanızın arasında şeye temas ettiniz. Okuma özgür, özürlü. Şimdi şerefli dinimizin ilk nazil olan suresine baktığımız zaman Alak suresi. Evet. Peki Bizim dinimiz Alak suresi ilk okumayı emrederken biz okumamakta ısrar ediyoruz. Evet. Ben Avrupa'yı hiçbir yerde örnek almam ama trafik konusunda. Hocam affedersiniz köpekleri eğitmişler. Hayvan bakıyor. Kırmızı yanıyorsa geçmiyor. Ama şu, şu memlekete kan gölü haline geliyor. Niçin? Kuralları uygulamamaktan. Bu konuda... Hocam neler söylersiniz yaz Kur'an kur kursları da açıldı evet. yavrularımız cıvıl cıvıl o camilerimiz bir başka asıl saadet fonksiyonunu yerine getiriyor yaz Kur'an kursları hocalarımız fedakarlıkça evet. o yaz günü tatile istirahate gitmiyor eğitim veriyor. Bu konuda evet. bu işin öneminden bahseder ee, misiniz? Neden Alak Suresi nazil oldu? Bu manada Rabbimiz özellikle ilk ayeti kerimeli olarak, ilk vahyetmiş olduğu ayetler olarak bu manada bize malum okuma emrini veriyor. Nasıl okuyacağız? Rabbimizin adıyla okuyacağız. Bizi yaratan Rabbimizin adıyla. Ve bu manada hem kainat kitabını yaratılmış olduğumuz şu dünya hayatındaki güzellikleri görüp Rabbimizin kudretini bileceğiz, okuyacağız. onu okuyacağız. Hem bununla birlikte Rabbimizin bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle öğreneceğiz. Hem de onun dışında bilgilenme adına Allah'a götürecek her türlü ilmi öğrenme adına çaba sarf edecek, gayret edeceğiz. Ama Maalesef az önce de zikretmiş olduğumuz üzere biraz okuma özürlü toplum olduk. Bu manada çok fazla okumanın önemi üzerinde durmuyoruz. Belki zaman zaman konuşsak da uygulama yönüyle eksiklerimiz oluyor. Ve bu manada özellikle bu e, güzelliği vermenin yolu önce öncelikle anne babalar olarak bizden geçiyor. Hani biz evlada bu güzelliği verebilmiş olsak, biz kendimizi açıp okuyor olsak, evlat bizden görecek, aynısını yapacak. Biz bunu yapamadığımız için biraz oradan Rol kaybediyoruz. Model Rol, aynen aynen şey Rol model görevimizi yapamıyoruz. Aynen öyle. Rol model görevimizi çok yapamıyoruz. İkincisi de, benim acizane kanaatim. Hani Cibril hadisinde bir ihsan tarifi var ya Efendimizin, evet. bunu tam olarak Müslümanlar olarak içselleştiremediğimizi düşünüyorum ben. Buna siz e, Avrupa'da, hayvanların bile eğitilmesinden örnek verdiniz ya. Ben de şimdi Konya'mızın farklı yerlerinde hani TEDES uygulamaları var. Bunu zaman zaman sohbetlerimde veriyorum kıymetli kardeşlerimize, kıymetli cemaatimize, insanlarımıza. Normalde trafikte yüzle belki 80 ile giderken o TEDES uygulamasına gelen yerde işte diyor ki sınır 70. Oraya vardığı zaman şoför kardeşimiz ayağını gazdan çekiyor. Frenle o, süre, basıyor. o, o süreyi bitirinceye kadar var. 70'i geçmiyor. Duygusal Niye? var. Aynen öyle. Çünkü sıkıntı var orada. Kendisine dokunan bir şey var. Bunu artık o kameranın görmesinden dolayı kabul etmiş. Madem sadece kul yapısı olan o kamerayı kabul ediyoruz da. Her şeyden haberdar olan Allah'ın kamerasını i̇lahi niye unutuyoruz? İlahi kameraları niye dikkate niye, niye almıyoruz? Unutuyoruz? İşte biz bunu öncelikli olarak içselleştirebilmemiz lazım. O ilahi kameraların her zaman kayıt altında olduğu, hiç şaşmadan, can. hiç şaşmadan ve hiçbir şekilde asla zayi olma, kaybolma gibi bir durum da söz konusu değil. Sonuçta bu verdiğimiz örnekte kul yapısı olan bir kamera bozulabilir. De, harici bir müdahaleyle silinebilir ama Allah'ın kamerasında asla böyle Şaşmaz, bir şey söz konusu değil, değil, değil. değil. kaydın silinmesi gibi bir durum söz konusu değil kayıt yapmaması gibi bir durum söz konusu değil öyleyse biz Müslümanlar olarak bunu iyi bir içselleştirebilmiş olsak biz her ne kadar Rabbi'mizi göremiyor olsak da o bizi her <laughs> daim görüyor aynen mesela. öyle biz o, onun bizi her daim gördüğünü bilerek hareket etmiş olsak bu manada pek çok güzelliğin gerçekleşeceğine ben kaniyim. İşte bu manada yaz kurslarımız, özellikle camilerimiz, Kur'an kurslarımız, din gönüllüsü kardeşlerimiz, camilerimizde imam müezzin kardeşlerimiz, Kur'an kurslarında bayan erkek Kur'an kursu öğreticilerimiz o gelen mini mini yavrularımıza, küçük yavrularımıza bunu vermeye çalışıyorlar. Hem Kur'an'ı öğretmeye, hem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmaya, hem dinin güzelliklerini anlatmaya, hem de Allah'ın her daim bizimle olduğu bilincini anlatmaya çalışıyorlar ki bu manada küçük yavrularımız daha dimaları tazeyken, temizken, herhangi bir günahla bulanmamışken bu güzellikleri öğrensin bunun üzerine hayatı inşallah bina etsinler ve gerçekten samimi, güzel bir Müslüman olsunlar. Çabamız bu. Görevlilerimiz, din gönüllerimiz bunun için çaba sarf ediyor. İnşallah gelecekten her zaman için ümit varız ve Rabbim inşallah o güzellikleri bu ümmete ve bu millete tarihinde yaşattığı gibi tekrar yaşatacak diye de bekliyor, ümit ediyoruz inşallah. İnşallah. Sayın Hocam burada son yıllarda Diyanet İşleri Başkanımızı ben çok takdir ediyorum. Çok güzel eğitim metotları da gelişti Heh. bildiğiniz gibi. Ancak geçmiş yıllarda her yıl yaz Kur'an kursu açılır. Çocuklar cüzden başlar. Kur'an-ı Kerim'in belli bir sayfasına gelir geçer. Ve e, 15 gün e, devam eder. Anne baba tatile gider çocuk kopar. Halbuki bugün gittiği yerde de. Evet. Kaldığı yerden devam etme gibi bir şey aynen, e aynen. getirildi bu konuda ebeveynlere düşen görev neler evet. saymış? Ee, sizin de zikretmiş olduğunuz üzere önceden iki aylık süre içerisinde baştan kayıt yaptırdıysa o çocuk sonuna kadar orada devam etmek zorunda idi. Gittiği zaman bir başka yere Kopuyordu. orada gitmesi mümkün değildi veya gitse de kayıt yaptıramıyorum diye gitmeyi çok arzu etmiyor Ama başkanlığımız bunu e, kur sistemi haline yani üçer haftalık dönemler haline getirdi. Diyelim ki ilk başta burada başladı. Sonuçta yaz tatili döneminde yapıyoruz bu eğitimi. Tatil insanların ihtiyacıdır. Veyahut da sıla rahim bu manada insanların yapmış oldukları vazifelerden birisi tatilini mutlaka tatil beldesinde geçirmek zorunda değil. Kalkıyor Sıla-i Rahim yapmaya ailesinin yanına, annesinin, babasının yanına gidiyor. 15-20 gün orada kalıyor. Dolayısıyla vardığı zaman orada yine kaydını yaptırıp bu manada çocuğun devam etme imkanını başkanlığımız özellikle sundu ki bu Çocuklarımızın o aldıkları eğitimin aksamaması için, sizin verdiğiniz örnekteki gibi işte cüzü bitirsin, Kur'an-ı Kerim'e başlasın, orada kalsın değil, o başlamış olduğu Kur'an-ı Kerim'i geliştirsin, bir sonraki sene üzerine daha fazlayı ilave edebilsin diye. Başkanlığımız bu imkanı sunuyor. O zaman velilerimizin, özellikle, ne o zaman? özellikle anne babalarımızın bu konuda hassas olması gerekiyor. Bir, yaz kursunun bu manada evladımızın dini anlamda en iyi eğitimi aldığı yer olduğuna bir kere kalben kanaat getirmeleri lazım. İkincisi, bu manada evladımı ben kaydettirdim, işte mahalledeki camiye gönderdim, artık iş hocaya düştü. Hoca. Hoca okutsun, değil. evet. Oradaki din gönüllüsü kardeşimiz okutacak. Elinden gelen gayreti sarf edecek, ona bilgiliği verecek ama anne baba olarak bizim de ilgilenmemiz lazım. Bizim de onu okutmamız lazım. Hatta farklı bir şekilde söyleyelim. Geldiği zaman oğlum, kızım hoş geldin. Ne yaptın? Bugün neleri öğrendin? Bana da öğretir misin?" desek bu manada çocuğun kendisine hem özgüveni Özgüven gelişse, gelişir hem de dese ki işte baba Bugün hocam bana şurayı okuttu. Bana şunu öğretti dese. Biz de neydi o bir de bana söyle ben de öğreneyim desek. Hem bu manada bilmiyorsak icabında öğrenmiş oluruz. Biliyorsak bilgimizi tazelemiş oluruz. Olur ya evladımızın bir eksiği varsa tamamlamış oluruz. Bu manada evladımızın eğitimine biz de katkı vermiş oluruz. Üçüncüsü de özellikle olur ya sıla Rahim için memlekete gitti veya tatil için tatil beldesine gitti. Oradaki bin gönüllüsü kardeşimizle görüştüğü zaman oraya da yine kayıt imkanı olduğunu bilse velimiz, annemiz, babamız oraya gönderse bu çocuğumuz elbette tatilini yapsın ama bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa yine o cami havasını teneffüs etse, o bilgileri tekrar edip daha üzerine bina etmiş olsa o zaman arzu edilen seviyeye işte ulaşmış olacak. Onun için başkanlığımız bu manada dönemler haline getirdi ki hiçbir zaman için eğitimde bir kopukluk meydana gelmesin. İster oturduğu yerde ister tatile gittiği yerde mutlaka eğitimini alsın diye çaba sarf ediyor. İş artık burada velilere dolayısıyla kıymetli anne babalara düşmüş oluyor. Sayın Hocam son olarak hem bu konuda velilere hem de burada bir Şefikcan Caddesi üzerinde muhteşem bir cami yükseliyor. Heh. Ve o bölgede de çok fazla cami yok. Zaruri ihtiyaç var. Buradan iş adamlarına... Mali durumu iyi olan, yardım etmek isteyen kardeşlerimize neler söylersiniz? Evet, ön öncelikli olarak e, bu manada mescid inşa etmenin önemini özellikle Rabbimizin ayeti kerime yönüyle zikrettik. Zik yapan kimsenin elde edeceği mükafatı Efendimizin müjdesini hatırlattık. Cennette benzeri bir köşk Allah ona bina eder diye her insanın elbette maddi imkanı olmayabilir. Maddi imkanın ispetinde herkes yardımcı olmaya gayret etmeli. Hasaten iş adamı olan kardeşlerimiz. Bu manada Rabbimizin kendisine dünya nimetlerini fazlasıyla ihsan ve ikramda bulunduğu kardeşlerimiz mescit yapımına mutlaka destek olmalılar ki Ahiret hayatı yönüyle yatırım yapmış olsunlar. Hani bugün reklamlarda çoğunlukla işte arsa yatırımı veya benzeri yatırımlar sürekli reklamı yapılıyor. Evet, bunlar bir yatırım ama bunlar dünyalık dünya, yatırım. Bir de ahiret holdingine es, yatırım e, e, değil esas mi? Esas orası lazım bize. Ha, esas ne orası güzel. lazım. Dolayısıyla dünya hayatındaki yatırım kadar ahiret içinde yatırım yapılmalı ve zikretmiş olduğunuz Şefik Can Caddesi bu manada metropol ilçemiz Selçuklu'muzun en önemli caddesi ve kentsel dönüşümün yapıldığı cadde. Şöyle eskiye gidecek olsak her biri orada müstakil evler olan yerlerdi. Şimdi kentsel dönüşüm yine çok katlı binalara dönüştü. Önceden belki bir mahallede sadece 100 ev varken şimdi bir apartmanda 100 ev var. 100 tane daire var. Dolayısıyla ister istemez orada önceden yapılmış olan mescitler artık ihtiyacı karşılamayacak durumda. Madem böyle bir imkan var. Kentsel dönüşüm sebebiyle büyük binalar yapılıyor. O zaman bize düşen vazifede, hasaten iş adamı kardeşlerimize, maddi imkanı olan kardeşlerimize düşen vazifede oralardaki mescitlerin inşa edilmesi, onların yenilenmesine katkı sağlamak. Orada daha güzel, daha ferah, ve da insanların oradaki cemaatin hepsini birden içine alabileceği güzel mekanların yapılmasına katkıda bulunmak ve bu manada baktığımız zaman orada o önceden yapılıp yıkılan camiler yenisine tahvil edildiği için eskiden emeği olan, katkısı olan kardeşlerimiz yine aynı mükafatı almaya devam edecek. Bununla birlikte bu yeniden yapımına destek olan ama tek başına yaptırsın. Ama birkaç kardeşimiz bir araya gelerek yaptırsın. O şekilde caminin yapımına katkıda bulunan kardeşlerimiz de inşallah hem dünya hayatında mümin kardeşinin secde edeceği, birlikte ibadet edeceği mekanı sunmuş olmaktan dolayı kalben mutmain olacak hem de inşallah ahiret hayatı yönüyle büyük yatırımlar yapmış olacak. Esas yatırımı o zaman elde etmiş olacak. Onun için özellikle Konya'mızın bu manada kıymetli zenginlerimize, elbette sadece Konya'mız değil, Konya TV'miz çünkü hem ülkemize hem de tüm dünyaya yayın yapan bir kuruluşumuz. Bu manada sesimizin ulaştığı her yerdeki Allah'a iman eden ve namazı ikame edip zekatı veren, Sadece Allah'tan korkan mümin kardeşlerimize bu manada ister Konya'mızda ister ülkenin farklı yerlerinde, dünyanın farklı yerlerinde bu manada inşaatı devam eden camilerimize destek vermelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Ne kadar çabuk inşa edilir, ne kadar içini cemaatle doldurup orada birlikte ibadet edebilir, insanların hizmetine sunabilirsek inşallah o kadar ahiret içinde kendimize yatırım yapmış oluruz diye ümit ediyorum ve tavsiye ediyorum inşallah. Sayın Hocam geldiniz, bilgileri paylaştınız çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık efendim. Ben teşekkür ediyorum. Merazınız. Özellikle size de bu program sebebiyle hasaten teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine Kontev'imizin kıymetli yöneticilerine yine teşekkürlerimi iletiyorum. Bu manada Konya'mızdan başlayan bu ışık inşallah hale hale yayıldı. Önce ülkemize, sonra tüm dünyaya ulaştı ve hep güzelliklerin öncüsü oldu. İnşallah Rabbime duam ve niyazım da kıyamet sabahına kadar bu güzelliklerin öncüsü olmaya devam etsin bu kanalımız diye dua ediyorum. Çalışanlara da Rabbim bu hizmetlerinin karşılığında, bu çaba ve gayretlerinin karşılığında inşallah ahirette mükafatlarını bol bol ihsan eylesin diye dua ediyor. Amin diyorum, teşekkür ediyorum ben teşekkür Sayın hocam. hayırda yarışanlar da bugün Şefikcan Kibrit Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Yüksel Gökçe'yi ve ee, Selçuklu müftü vekilimiz Sayın Bilal Yüce Hocamı konu kaldık, Caminin e, yapılışını ta, Caminin özelliklerini Hep birlikte izledik Bir başka hayırda yarışanlarda Bir başka vakfımız veya derneğimizle Yeniden beraber olmak Ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz Hoşçakalın efendim